Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cem Kaan. Speedrun'ın 3. bölümüyle karşınızdayım. 1400'den 1500'e çıkacağız. Burada seviye arttığı için yüzer yüzer yapmaya karar verdim. Haydi dilerseniz hemen başlayalım. Like atmayı hemen söyleyeyim, unutmayalım. Hemen başladık. Rakibimiz 1525 geldi. E4 ile başlayalım. E4 D6. Hemen yine merkezimi alıyorum. Alabildiğim şekilde. Tamam. Alt C3. Taşlarımızı çıkalım birazcık. At F6. Merkezimi yine almaya çalışacağım. Ya da F4 sürebilirim. Hadi size file E3 varyantını oynayalım. File E3 varyantını biraz göstermek istiyorum. Şimdi burada arkadaşlar amacımız mat etmek rakibi. Vezir D2 ile. Kısa rakip kısa rok atarsa flash 6 gelip mat etmeye çalışacağız. Siz de bunu oyunlarınızı kullanabilirsiniz. Rakip güzel bir hamle yaptı. Flash 6'yı da kesti. Şimdi burada filimi kaçmam gerekiyor. Bu filim çok güzel bir fil. Vermek istemiyorum ata karşılık. Buraya gidebilirim ama buraya gidersem rakip böyle oynayabilir. O yüzden buraya gideyim. Şimdi rakip sürerse tamam. Şimdi bir F3 sürelim. Atı kovduk. Şimdi hemen fili değişiyorum buradan. Rakibin savunma filini değişiyorum. Ve şimdi mat atağına kalkacağım. H4, H5 ile burayı parçalamak istiyorum. Rakip E5 ya da C5 sürdüğü takdirde D5 sürmeyi planlıyorum. Çünkü şahım merkezin açılmasını istemem. Bu nedenle D5 sürüyorum. Rakip C6 sürerse en kötü ihtimalle bunu vurup en son burada bir piyon boşta kalıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi hemen biz bu piyonu sürelim arkadaşlar. H5. Bunu feda ettik bu arada. Bilmem fark ettiniz mi? Tamam. Şimdi burayı bir açalım. Kalenin önü açılsın yani. Bunu bir alalım bu piyonu. Gayet iyi. Ve şimdi acele etmeme gerek yok. Çünkü burada ana olayımız arkadaşlar bu fille şah bunu yedikten sonra veziri h6'ya gelip şah çekmek. Hani fille fili yedik, rakibin şahı buraya geldi, biz vezirle buraya geldik, h6'ya geldik. Ondan sonra duruma göre buradan yiyip mat etmek. Ama şu anda rakip iki atıyla zaten burayı koruyor. O yüzden burada acele etmeme hiç gerek yok. Ben rokumu atıyorum sakin bir şekilde. Duruma göre g4 süreceğim. Buradaki hani baskıyı arttırmak için bir nebze. Tamam. G4'ümüzü sürebiliriz bence. Bir sıkıntı yok. Sürdük G4'ü. At H5'leri de kestik böylelikle. Duruma göre bir tane şah B1 oynayacağım. Çünkü bu çaprazda hani olur da derken rakip dayanamayıp atını feda etti. Bedava alırız, severiz yani. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz rakibe. Aldık atı. Biliyorsunuz iki piyon attan daha değersiz. At daha değerli yani. Hemen ne oldu? Taş öndeyiz. Hemen çıkmayan taşımıza rakibe bir taş değişimi teklif edelim. File 2. Hemen çıkmayan taşımızı atla da yedik. Şimdi artık buradan yardıracağız yani çok basit bir şekilde. Hemen kalemizi gelelim buraya. Yapmam gereken çok basit. At G3 ve şimdi atımı artık oyuna geleceğim. Belki böyle fikirler var şu an. Vurup hatta vezir H6 ya da vezir H2, at F5, F7. Bir şeyler yapacağız birazdan. Evet. Şah H8 oynadı. Ne oynayalım? Gelelim vezirde hadi. H2'ye. Yükleyelim iyice buradan. Bir ara bir şah B1 yapıp A3 yapmanızı öneririm. Hani rahat, safe oynamak açısından. Bir tane A3 yapalım. Acelemiz yok. Bir tane şah B1. Rakip yesin diye bekliyoruz. Rakibin zaten kıvılacak yeri yok. Tamam. Şimdi bunu mesela fili çekmeyi düşünebilirim. Ya da bu atı nasıl adam edebiliriz? Mesela bu at atağa katılmadı şu ana kadar. Bunu şimdi bizim bir güzel bir şekilde adam etmemiz lazım. Nasıl yaparız bunu? Bakıyorum at nerelere gidiyor. Buradan gitse, buraya gitse, şöyle buraya gelse, sonra ne bileyim buraya gelse, oradan bir şey olur gibi. Hadi olur gibi. Sanki mantıklı geldi. Tamam, at E3. Yerse bunu atla alacağım. Çok iyi olur. Yerse. Kale F3 oynadı. Tamam. Şimdi birazcık düşünelim. Şu an bir şey istemiyor aslında. Ben bunu bir değişeyim bir dur. Fili. Şimdi vezirle de bu atı koruyacağım. Vezir H6. Koruduk atımızı buradan. Her şeyi koruyoruz şu an. Duruma göre bunu vurup aslında buralara da yüklenebilirim. Şimdi rakip ne istiyor? Bir şey istiyor mu rakip? Rakip bir şey istemiyor. O zaman
Şöyle bir hamle yapalım. Duruma göre belki buradan yükleneceğim. Belki böyle yükleneceğim. Bilmiyorum daha nasıl yükleneceğini. Ama rakibe yükleneceğiz yani bir şekilde. Vezir F4. Burada çok güzel bir taktik var arkadaşlar. İşte taktik çözerseniz hemen gözünüze çarpabilir mesela bu taktik. Burada arkadaşlar kalenin ve vezir kaleye bakın bıraktı burada. İsterseniz videoyu durdurup çözmeye çalışabilirsiniz. Vezirle kaleye vuruyoruz. Almak zorunda. Hop alınca at H5'a vezir çatal attık. Ne oldu? Rakip terk etti. Bir at verdik, bir kale aldık. Kalite öne geçtik. Zaten bir at öndeydik. Yani iki piyona karşılık net kalite öne geçmiş olduk. O yüzden hemen maçımızı kazandık. Geçtik diğer maçımıza. E4 ile başladı rakip. Ne oynayalım? Hadi Fransız oynayalım bu el. Bu arada arkadaşlar yorumlarda görüyorum. Lütfen işte Danimarka Gambit'i yazan var. İşte başka şeyler yazan var. Ben şeyi bilmiyorum ki. Siz Danimarka Gambit'i deyince bana hiçbir şey çağrışım yapmıyor yani. Hani o yüzden notasyon şeklinde yazarsanız çok daha iyi olur. Atıyorum mesela Fransız ne? E4, E6 mesela sallıyorum hani. Devamı da varsa devamını da yazın lütfen. Evet şimdi geldik maça. Yani siz bana atıyorum tabii ki İtalyan, İspanyol'dasınız ne olduğunu anlarım. Ama Danimarka Gambit'i deyince hani öyle bazen hani satrançta böyle sonradan çıkma ya da böyle hani tuhaf tuhaf varyantlar oluyor. Hiç yüksek seviyede oynanmayan hani bana çok yabancı geliyor. Onlara lütfen notasyonu yazarsınız. Ben de sizlere belki hani burada oynayabilirim. Oynama şansı bulabilirim. Şimdi maça döndük. Fransız açışında burada rakip C3 yapmadı. Bu piyonun buraya gelmesi lazım. O yüzden biz bunu yiyoruz arkadaşlar. Rakibin piyonunun artık buraya gelmesine izin vermedik. Hemen atımızı çıktık. Vezire saldırıyoruz. Tamam. Hatta atı E'de oynayalım. Atımız gelsin buraya. Yiyince rakip file. Şimdi bu hamleye biraz düşünelim. Fil de E'de oynasam. Fil E'de alsa. At D4 alsam. Fil D8 alsa. At F3, G5. Tamam güzel. Fil D7 alsa. Fil C6 alsa. Ya da Vezir A5 şah çeksem. At C3 oynasa. Fil D7 oynasam. Evet, beyniniz yanmış olabilir. oynayalım ya. Tamam, Vezir A5 şah çekeceğim ben. At C3 oynasın. Sonra filimi çıkacağım. Bu açmazdan böylelikle çıkmış oldum. At C3 oynaması da hamle. Şu an vezirini alamıyorum açmazdan dolayı. At C3 oynamazsa fil kaybediyor. Tamam. Şimdi filimizi çıktık diye. Vezirini istiyoruz. Artık açmaz yok. Gördüğünüz gibi. Allah. Fille atı yediği takdirde de atlayacağım. Tamamen olayımız buydu. Bakalım rakip düşünüyor. B4 geldi. Vezir boşta. Vezir bakın. Vezir açmasını unuttu galiba rakip. Alıyoruz veziri. Attım. Yani başka neler yapabiliriz? Bu piyonu alabiliriz ama rokumuz bozulacak. Hiç gerek yok bunlara. Vezirini alıyorum. Vezirimi almak zorunda ve rakip bir fil kaybetmiyor aslında. Atla aldığımda fille filimi yemesi lazım. Ondan sonra vezirimi alması lazım. Ama bu sefer de atla şah çekip devamında kalesini kaybediyor. Yani hesapladık. Kendimizi garantiye aldık. Ve en kötü aynen. Bir taş kazandığımızı gördük. Şimdi rakip bunu alacak ve piyonu alacağım. Ver şöyle ver kaleye gitti kale. Aldık kalemizi hemen. Ki hepimize bakıyoruz yani. Şimdi at C6 taşları çıkmaya devam. Kale B1 gelirse hemen filimi B4'e gelip açmaza alacağım. Gelelim hemen filimizi B4'e. Rakibin de kalesinin önünü kapattık. Böylelikle. Atla piyonu da alabilirdim aslında. Bu da bir seçenekti. Ama ben taşımı geçmeyi tercih ettim. Şimdi ilk önce filde bu atı vuracağım. Çünkü kalite öndeyim. Taşları da değişmem gerekiyor. Şimdi bu piyonu gönül rahatlığıyla alabilirim. Şimdi kalelerimi C hattında çiftleyeceğim. Bir tane B6 yapalım. Atımızı koruyalım mı? Bir tane B6 yapalım. İyidir B6 her zaman. Şimdi kalemi de geleceğim buraya. Belki de mat olur. Kim bilir yani bilmiyorum. Kaleye geldik hemen. Kale C4 tarzı şeyler istiyoruz. At B5'e mat oluyor bu arada kale C4. Onu söyleyeyim. A4 oynayabilir ama ona da at kaybediyor. Şah çekip şu an evet. Bu hamle bir şeyi değiştiriyor mu? Güzel soru. Kendi kendime cevaplayayım şimdi. Hadi bakalım. Şimdi A6 yapsam alır bunu. Değil mi? Yoksa yani almazsa geri gitmesi mantıklı olmaz. Şah falan çekerim. Aldığı takdirde at C4 şah çekerim. Şah B7 geldiği takdirde de
Kale e5 8 mat olmuş olur. Sürelim bunu hemen. Bakalım alacak mı bunu? Almasını bekliyorum açıkçası. Evet. At c4 şah. Tek hamlesi şah b'ydi. Ve kale b8 matınızı yapıp yani tremulayıp arkanıza böyle benim gibi yaslanabilirsiniz arkadaşlar. Rakip şu an belki de terk etmeyi de düşünüyor olabilir. Lattatanne. Almanca benik gibi gelmedi bana ama. Evet. Ve premuzu yaptık. Gönül rahatlığıyla matımızı yaptık. Hemen yeni maçımıza geçiyoruz. Yunanistan'dan Grigor Rumik gibi bir yenik geldi. Hemen E4'ümüzü sürdük. Dediğim gibi yeni başlayan herkese ben E4 sürmesini öneriyorum. D4 değil. Çünkü E4'te daha çok açık pozisyonlar oluşuyor. Bu da ne kadar hızlı taktik çözerseniz gelişiminiz o kadar hızlı olur. Kısaca sebebi, temel sebebi bu bunun. Piyona saldırdım. Rakip korumadı. Bu piyonu aldığım takdirde başıma herhangi bir felaket gelebilir mi? Vezirle atıyorum F6'ya geldi. Mat istedi diyelim. En kötü atımı geri dönebilirim. Ya da D4 sürüp hem atımı buradayken koruyabilirim hem de rakibin filine saldırabilirim. O yüzden basit bir şekilde bu piyonu alıyorum ben. Vezir F6 yaparsa yani D4 süreceğim. Çoğu şeyi D4 oynuyorum hatta şu an. O yüzden bu hamle çok iyi değil. Hemen D4'ümüzü sürelim. Merkezimize bakın. Her zaman merkez çok önemli bu oyunda. Olabildiğince tempo da çok önemli. Hız yani. Olabildiğince hızlı bir şekilde merkezi almaya çalışın. Tamam. Şimdi düşünüyorum neler oynayabilirim. Şimdi bu piyonu korumam lazım. Rakip bunu istiyor. Bu bariz. Nasıl koruyabiliriz bunu? At C3 çıkarak herhalde. En mantıklısı atımızı C3'e çıkmak. Düşünüyorum hala başıma hani bir şey gelebilir mi? Başka şekilde koruyabilir miyim diye. Acaba fil G5'e bakıyorum mesela. Fil G5 oynasak nasıl olur? Fil G5 oynayalım hadi. Aldık açmaza atı. Belki de at C3 çıksam aslında daha iyi olabilirdi. At C3 rok fil G5 varyantı çok daha iyi olabilirdi. Sıkıntı yok ama yani rakip rok atarsa at C3 çıkacağım. H6 sürerse. Şu an fil H4 kaçarsam G5 sürüyor. Fil G3'ten sonra at E4 oluyor. O yüzden bu mantıklı değil. Atı vuralım biz. Sonra atımızı C3'e çıkalım. Şimdi at D5 istiyorum duruma göre. Hala bir piyon öndeyim ve yani keyfim yerinde. Belki fil C4 de oynayabilirdim ama bu hamle bence daha iyi. Hani fil C4 oynayıp F7'ye bir saldırı yapabiliriz. Bir piyon öndeyiz. Merkez bizde. Rakibin pozisyonu kötü. Rakip at D5'i kesti mantıklı bir şekilde. Hemen taşlarımızı gelişmeye devam ediyoruz. Gel çıktık fil C4'e. Tamam rakip rokunu attı. Biz de rokumuzu hemen atalım. Şahımızı güvene alalım. D6 sürmesi lazım burada artık. Hem taşların çıkabilmesi için. Hem de filin önü açılması için yani. Aynı mantık zaten. Şimdi burada at F7 vurmak iyi değil. Çünkü kaleye karşı iki taş vermek çok iyi değil genelde. D6. Şimdi bakalım. Belki de vururum bilmiyorum hiç. Hani oyun birazcık karışsın diye. Kale F7, E5. D. Çok mantıklı değil ama. Denemekten de yarar gelmeyecek gibi gözüküyor. Burada birazcık hata yaptık sanki ama. Toplarız ya. At F3 çekelim. Çünkü burada ben fil G4'ü kaçırdım. Neyse rakip yapmadı. E5 sürsem nasıl olur? Sürelim E5'imizi. Piyonlarsa piyonla. Vezir istiyorum tempoyla. Hala bu piyon bakın benim fazlalığım. Rakip daha atın çıkmadı, filin çıkmadı. Ben bir sonraki hamlede belki H3'e oynayıp rakibin fil G4'ünü kesmeyi planlayabilirim. Ya da at E4 zıplamalar da olabilir böyle ama vezir G6 oynarsa bilmiyorum. Belki fil D3 çekeriz. Vezir F4 oynadı. Peki. Mantıklı bir hamle. Filime saldırıyor. Şimdi burada herhalde fili kaçacağız gibi duruyor. Nereye kaçalım? E2 mi D3 mü? Yoksa B3, D3, E2 hangisi? Vezir E2 falan oynarsam fil G4'ler beni rahatsız ediyor bayağı. Düşünelim. Fil B3 oynayalım. Fil buraya baksın. Eğer fil G4 oynarsa da kaleye 1 geleceğim. Burada bu piyonu korumaya devam edeceğim. Fil F3 olursa vezirle alacağım. Ve hala bir piyon öndeyim. Bu piyon sayesinde açışta kazanmıştık hatırlarsınız.
Ama buradan sonra hani burada çok daha üstün bir şekilde kazanmam gerekiyordu bence. Ben birazcık bilmiyorum kötü oynadım. Şu hamle birazcık tuhaftı. Bu fil vermeye gerek yoktu açıkçası. At D7 yaptı rakip. Buna şimdi E6'dan sonra galiba kaybediyor hemen. Birazcık düşünelim. E6 piyonla alırsa zaten at boşta kalıyor. Başka da düşünmem gereken bir şey var mı acaba bakıyorum ama yani yok gibi. Kale E4 de aslında bayağı ilginç bir hamle. Kale E4 daha temiz biliyor musunuz arkadaşlar aslında? Şimdi birazcık daha düşünelim ya. Vaktimiz var zaten. E6 piyonla yedi. Kale E4 gelelim ya. Yani var mı riske sokmaya gerek yok oyunu. Kale E4. Ver veziri. Vezir F5 geldi ama E6 yiyor kafasına. Evet, bence gayet mantıklı bir şey yaptık böyle yaparak. Şimdi fil F3 alırsa burada ince bir detay var bence. Kale F4 alıyorum. Fil D1'e fil F7 şah çekip kalesini alıyorum. Ondan sonra bu fili alıyorum. Böylelikle bir kalite kazanmış oluyoruz. Artı bir piyon daha kazanmış oluyoruz. Ne oldu? Kalite 2 puan. 2 piyon 2 puan. 2 puan 4 puan. En basit matematikten. Rakibimiz düşünüyor. Zaten iki hamlem var. Fil F3 mü, vezir F5 mi? Bizim de süremiz azalmış. 1.40'a 1.40. Okey. Hemen E6'yı yapıştırdık arkadaşlar. Bakın ne yaptık? Bu atı koruyordu bu fille vezir. Hemen çaprazı kestik. Yani artık at boştu şu an. Piyonla yediği takdirde at boşa çıkıyor. Aynen. Şimdi burada bence vezir çarpı D7 almak yerine diyecekken çok daha güzelmiş vezir çarpı D7 hamlesi. Bunu fark ettim. Çünkü diyecektim ki kaleyle file vuralım. Ondan sonra rahat bir şekilde at alalım. Ama hiç gerek yokmuş. Çünkü vezir çarpı D7'den sonra fil F3'e fil E6 alıp hemen bir kale öne geçiyormuşuz. Hemen atı aldık o yüzden. Hatta belki fil çarpı F3'e kale çarpı E6 da olabilir ama şimdi bunlara fil F2 falan hesaplamam gerekiyor. O yüzden bunlara hiç gerek yok arkadaşlar. Hemen fille piyonu yiyorum. Ver diyorum vezire. Kaleyle vurmak zorunda. Hemen vezirle yiyorum. O da yiyecek. Ben de yiyeceğim. Ye. Biz de yedik. Ne oldu? 3, 4, 5, 6. Bir piyon öndeyiz. Artı. Kaleye kale. İki file karşılık. Bir at bir kale. Baya güzel bir takas oldu bizim için. Şimdi bu fili de istiyoruz. Fili buraya gidecektir. Aynen. Kaleye de. Ver dedik piyonu hemen. Kolay bir şekilde kazanmamız gerekiyor normal şartlarda bu oyunu. Kale F8 gelirse hemen at E4 gelip koruyacağım burayı. Rakip buraya saldırmıştı. Birazcık sürem azaldığı için hızlı oynayayım dedim. Fil F5 buna kale F1 mi oynayalım? Kale F1 oynayalım. Koruyalım piyonumuzu. Fil D8 mi uyudum? Kale E5, fil C7. Neyse vururuz en kötü buna. At D6 oynayacaktım. Niyeyse bu piyondan dolayı fikrim değişti. Fikrimi değiştirdim. Fil D8 oynaması lazım. Kale E5'e fil C7. Bu birazcık sıkıntı yaratabilir bize ama fil D4 geldi. Bu çok mantıklı değil. Hemen C3 oynayıp hem artık atımı salacağım. Fil C5 boşta bu zaten. Süresi azalınca zaten hemen hata yaptı. 1500'lük bir oyuncuya göre çok iyi oynadı bence. Açılış hariç. Kale F6. Alalım. Toplayalım piyonları. Kale E1 oynayayım. Geleyim buraya. Flash oynayabilir. G3 süreceğim onu. Fil C2. Tamam. Bir tane hava deliği açalım F3 ile. Kaleyi de indik kaleyi aşağıya.
Atay 6 oynayacağız bir sonraki hamle. Ve rakibin süresi bitti. Zaten net bir kare öndeydik. Başka insanlarla oynayalım. Hemen geçtik yeni maçımıza. Jonathan geldi. Amerika'dan. E4 hemen. Hemen atımı çıktım. Saldırdım piyonu. At C6. Hadi İtalyan oynayalım bu sefer. Rakip bayağı hızlı oynuyor. H6. Tamam. Hemen merkeze alıyorum burada. E4. At D4. Tamam. Aldık. Vezir çarpı D4. Taşlarımı çıkıyorum. At C3. Vezir F6. Değişmeyeceğim. Çünkü at D5 temposuna ihtiyacım olabilir. Vezir D3. Şimdi duruma göre... Tamam. At D5 oynarsam yer. O yüzden çok mantıklı gelmedi bana. Taşlarımı çıkmaya devam edeyim ben. File E3. Yerse yiyeceğim ve uzun rok da atabilirim. Şimdi düşünelim birazcık. Tamam, rokumuzu atalım biz. Bir sıkıntı görmüyorum rok atmakta ben. O da, rakip de uzun rok attı ama bu kadar uzun rok erken gibi geldi bana. Şimdi bunları hesapladı mı acaba rakip? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bana çok hesaplamış gibi gelmedi. Şimdi maceraya gitsek mi acaba vurup? Neyse biz bakın her zaman dediğim gibi taşları çıkalım yavaş yavaş. Kale E1. Geldi kaleye. Şimdi duruma göre belki F4 sürebiliriz. Ya da F3 sürüp yani sağlam bir şekilde oynayabiliriz. Tamam, fili vurdu. Şu an at D5 istiyorum. Ver vezir, ver matı. Çizemiyorum ya. Vezir E5 çok mantıklı değil bence. Piyon boşta bir kere. Birinci sebebi bu. İkinci sebebi hani birçok şekilde tempo kazanabiliyorum. Üçüncü sebebi fil B6 var. Ama onu kaleye de oynuyor. Ya biz baktık hiçbir şey bulamıyoruz. Alalım piyonu. Boşta piyon yani. Yavaş yavaş kazanırız zaten. Of of, bu hamle beni öldürdü. Hemen at D5 gidip mat isteyelim. Bakalım nasıl koruyor. Kale D7 gelirse fil boşta kalıyor arkadaşlar. Bir E7'ye bir şey koyarsa da atla alıyorum ve taş kazanıyorum. Oyun direkt bitti şu an. Kale D7. Fili alalım hemen. Boştaki fili. Kaleyi kapatmak zorunda. Bu piyonu alalım. Yine mat istiyoruz aynı şekilde ve şu an kaleyi de istiyoruz. Bayağı bir kötü oldu rakip için şu an pozisyon. Evet, terk etti zaten hemen. Hemen başka bir maça geçelim. Big City. E4 E6 rakip bize Fransız yaptı. Tamam, merkezi çıktık. Bu hamle çok mantıklı değil çünkü merkezi veriyor bana. Hemen C4 ile alacağım merkezi. Piyonu koruyayım fil D3 ile. Mat C3. Bu filleri buralardan çıkartmak genelde çok mantıklı değil. Piyonu korudum bu arada, onu söyleyeyim. At F3. At C6. Şimdi D5 yapabiliriz. Hadi yapalım D5. Rakip filin de önünü kapattık. 7. Ben de bu piyonla yiyeyim. Ben E ile yiyeyim. At E5. Vurduk hemen. Çünkü niye? Rok attıktan sonra bakın. Bu açmazda kalacak. Şimdi burası önemli. Hemen kaleye geliyoruz tabii ki doğal olarak. Şimdi. Burada rakibe sıkıntı çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar. Rakibe nasıl sıkıntı çıkartabiliriz? Bayağı bir seçeneğimiz var şu an. Birincisi rakip kısa rok atmak istiyor. Onu flash 6 ile kesebilirim. Bu birinci seçeneğim. İkincisi vezir D7 oynayıp uzun rok atmak isteyebilir. Şu an vezir A4 şah çekip rokunu bozabilirim. Bu da bir başka bir seçenek. Şimdi başka. Hadi bakalım başka. Böyle hamleler olabilir. Şu an tabii rok atmak istediği için birazcık hızlı davranmamız gerekiyor. Kaleyi patlatabiliriz buraya. Hani ilginç yani. Ben açıkçası en beğendiğim hamle, dürüst olmak gerekirse, flash 6 hamlesi. Düşünelim ya, vaktimiz var.
Şu... Ya da Vezir E2 oynayıp F4 de olabiliriz ama. Acaba Fil G5 nasıl ya? Fil G5. Vezir D7 F4. Ya da Fil G5'e kısa rok atsa. Neyse ya, çok fazla bilmiyorum, çok fazla düşünmeyelim. Fil H6 oynayalım. Rakibin rokunu keselim. Açıkçası net bu yaptığı hamleler çok mantıklı gelmedi. Net bir kazanç aradım. Bulamadım. O zaman en doğal şekilde oyunumuza devam edelim. Evet, ilginç hamleleri rakip devam ediyor. Sürelim F4'de o zaman ya, artık. Artık sürelim yani. Şu açmaz rakibi dert edelim. Tamam. Güzel. Şöyle bir hamle de güzel gözüküyor aslında. F4. Fikriyle devamında. Ama hani rakibin hep şu hamlesi var ya, bu da beni rahatsız ediyor. Ben bu şöyle kaçmak istiyorum buradan. Tamam, Vezir D7. Atı geldik E4'e. Alsın bu piyonu. Çok önemli değil bunu alması. Kaleye geleceğim. Belki duruma göre buraları açabilirim. Şimdi bu file nereye gidecek? Sıkıntı bu. Aldı kale B1. Yeri yok. Evet, bu direkt terk oldu. Fili verdi. Veziri düştü. Devamında düşünmedi bile. Evet, zaten büyük ihtimal buradan sonra kayıp oldu. Ama bu bayağı promosyonlu kayıp oldu yani. Vezir de gitti adamın. Vezire gidecek koskoca tahtta yer yok ya. İnanılmaz. Evet. Terk oldu. Evet. Rakip at F5 oynadı. Aldık hemen. Veziri alalım. Tamam. Taşları tabii ki yapmam gereken çok basit. Değiştim. Saldırdım. Devam ediyorum. Vezirimi oyuna soktum hemen. Hızlı. Tek yapmam gereken artık olayları yavaş yavaş toplamak. Tamam. Vezir F6. Hemen rakip açmaza falan bir şeyler deniyor. İzin vermeyelim. Kale D8. Bir tane hava deliği her zaman iyidir. Rakip sıkıştı bu arada taşlar. Yok sanırım piyon falan. B3. Artık buradan sonrasını anlatmam herhalde gerekmiyor. Tek yapmam gereken değişmek yani taşları. Kaleyi de değişelim. Premium yaptık. Tamam. Hatta bunu bir vuralım biz. Geldik kaleyi. Yine değişmek istiyorum. Geldim kaleme E7'ye. Bu piyonu yedim boşta. Bunu da yiyelim. Bu da boşta. Tamam. Hadi son taşımızı da oyuna getirelim. F5. Mat böyle bunu da sürebilirdim. Ama taşları gelmek her zaman daha güzel. Matı şey, çanak kaleyi savunur gibi savunuyor ekip. Nasıl yensek acaba? Hadi kale C6 gelelim, uzatmayalım. Ver bu piyon diyorum ama ver de kaleyi diyorum. Kaleyi aldık. Sonraki hamlede matımızı yapacağız rakip de. Ne dayandın be kardeşim? Şah A7 falan oynar şimdi. Şah. Hadi hadi. Okey. Geçtik yeni maçımıza. Evet. OS 2000-2000. İlginç bir nick. Evet, E4. Karakan oynayalım bu sefer. D5. Merkeze hemen olabildiğince en doğal şekilde oynamaya çalışıyorum. Taşlarımızı çıkalım. At C6. Belki E5. Hemen rakip bize bakın merkezi veriyor. Bunu rakibiniz yapıyorsa alın hemen merkezi bakın. Aldım hemen. Çok güzel bir şekilde. Tamam. Filimi C5'e çıkarsam at E5 var. Dikkatli olmam lazım. Bakın fil C5 çıktığımda at da bu piyonuyu, at değilim de çatal atıyor ve böylelikle izole piyonla oynamak zorunda kalıyorum devamında. Bunlara dikkat etmemiz lazım. O yüzden fili D6'ya çıkıyorum. Zaten bu piyonu atım koruyor. Fili vermeyeceğim tabii ki. Bu film benim için çok önemli. Filler çok önemli. Kısa rok.
Şu an aşağıda sürebilirdim gerçi. Olsun, sıkıntı yok. At C3 gelirse hani şöyle sonra vurup aynen bu piyonu almak için hemen bu piyonu nasıl koruyoruz? File E6 ile tabii ki. Hiçbir sıkıntı yok. Hemen A6 oynayalım. Şimdi amacım fili C7'ye çıkmak. Çünkü kalelerimin bağlantısı önemli. Rakip at C5 zıplamak istiyor. Zıplasın. İlk önce H6 sürelim. Fil H4. Şimdi at C5 zıplamasın artık. İki hamlemiz var. Fil A7 ya da fil D6. Hani burayı keselim diye. Ya da aslında vezir D6 da ilginç. At B6, kale A7 oynuyorum. Ama rakip E4 sürdüğümde zaten fil G3 oynuyor. Hani şöyle çaktırmadan mat isteyelim H2'den diyecektim. Başka ne oynayabiliriz? Düşünüyorum. Yani fil D6 mı oynayalım? Daha böyle ilginç şeyler yapmak istiyorum. Hadi fil A7 oynayalım. Fil bu çaprazda olsun. Böylece rakip atı da tamamen kestik. Bu arada şu an D4 istiyor olabilirim. Ama D4'e B4 sürüyor. Evet. Tamam. At C3. Devam edelim herhalde. Taşlarımız çıkmaya. Kale E8. Kale B1. B4 istiyor mu? Bilinmez. Tamam. Kale C8. Kalemi de açık hatta geleyim. Duruma göre G5 yapma ihtimalim var ama duruma göre. Hadi bunu da sürelim. Olabildiğince alan kazanmaya çalışıyorum şu an. Rakipten de bir reaksiyon bekliyorum. Evet, bu reaksiyonlardan bir tanesiydi mesela. Bir tane hamle yapması yani. Dengeyi bozacak. Şimdi bu dengeyi biz elimize nasıl alacağız? Burası kritik. Nasıl alalım? Gidelim at D4. At G4 oynarsa G4 oynadı. Tamam, sürelim şu G5'i artık, sürelim bu fil bir gitsin oradan. Fil E6. Tamam. Neyle alalım? Kaleyle alalım mı? Yoksa piyonla alıp... Düşün. Kaleyle alalım. Sonra fil G3, at F5. Ama vezir F3 kaçırdım ya. At F5. Yani kaçırmış olmam çok da bir şey... Önemli değil aslında kaçırmış olmam da. Neyse. File saldırıyoruz. Burada rakip taş uyudu bakın. Açmazda olduğunu unuttu. Vezir F3 oynasaydı yine vurup rakip de vezirle vurunca D4 sürecektim. Devamlı C2'deki piyonu alacaktım. Olsun. Aldık fileyi hemen. Hemen koyalım cebimize file. Tamam. Kaleyle mi alalım, vezirle mi? Vezirle alalım. Nasıl? Aa, yok, kaleyle alalım. Çünkü vezirle alırsam bu piyon boşta kalıyormuş. Şimdi evet, rakibin bir de kalesi gitti. Kaleyi kaçsaydı file F2'yi alacaktım. Yine alacağım. Şey istiyorum şu an. Tamam. Hemen vezir D6. Fikir bu. Tamam. Nasıl kazanalım ya? Çok şans var. Çekelim fili A7'ye. Belki böyle bir fikir olur. Evet, kale öndeyiz zaten. Düşün bakalım Cem Kaan. E4. Tamam, E4 sürelim. Rakip yiyince fil B8 çekelim. Nasıl fikir? Mat etmek için. Hop, çaprazı açtık çaktırmadan. Geldik fili B8'e. Vezir H2 mat istiyorum. Ve matı engelleyecek bir şey göremiyorum ben. Belki G3 oynayabilir. Ona da vezir G3, vezir E2. Kale F2'den sonra direkt zaten çok fazla engelleyebilecek durumu yok rakibin. Terk etti. Hemen geçtik yeni maça. E4. C5. Tamam. Ha, C3 oynayalım. Alapin. Ya ben çok fazla oynuyorum bu açılışı. Oynaması kolay çünkü. D4. Şimdi burada vezirle de yiyebilirsin ama piyonla yemenizi tavsiye ediyorum.
Tilgeydi. Taşlarımı çıkıyorum. At C6 oynarsa büyük ihtimal debe süreriz. Tamam, E6. At ve şu taşlarımı çıkmaya devam ediyorum. At C6. Sürelim D5'i. At E5. Yedik bunu. Bazen yemek iyi olmuyor ama bazen. Fili nereye gitsek acaba? D3'e gidelim. Koruyalım piyonu. Burada bu fil genelde bir tuhaf duruyor. Hemen attım rokumu. Burada dikkat etmeniz gereken şey bu fil burada olduğu için hani bazen mat atakları olabiliyor. Şimdi sürelim F4'ü. Tempo kazanalım hem. Buradaki fili buraya çekecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü en güvenli yeri orası fillerin genelde. Başladığı yer yani köşeler. Çünkü saldırması zor. Bu fil mesela hiçbir şekilde bu ata verilmez. Çünkü bu sefer bu kareler delik deşik olur. 7 atıyorum. Yedim. Sonra fille gelir mesela buralara saldırabilirim. Ya da C4 sürüp hani devamında böyle bir saldırı olabilir. O yüzden bu fil onun için evet. Çok önemli dediğime göre sizler burada videoyu durdurup bu fili nasıl kazanacağımızı düşünebilirsiniz arkadaşlar. Burada çok güzel bir takas yapacağız şimdi. Şimdi rakip daha demiş şah çekti. Bu fil bakın korumasız. Vezirin de önünde. Ama vezirin önünde bir fil var. Şimdi bu fili benim. Bu fili çekersem ben hemen atıyorum çektim buraya ve file saldırmış olurum. Ama öyle bir yere çekeceğim ki hani rakibe tehdit yaratacağım. Bu da tabii ki bir B5 karesi. Şah çekiyoruz buradan. Ve bir takas yapmış oluyoruz aslında. Normalde bu hamle mantıklı değil. Çünkü piyonla filimizi yer. Ama biz de onun filini alıyoruz. Onun çok güzel bir filini almış oluyoruz burada. Gördüğünüz gibi bu kareler artık delik deşik oldu. Ve oyunu kazanmamıza çok önemli bir rolü olacak. Şimdi hemen burada ne oynayalım? B4 sürelim. Amacımız çok basit. Fili buradan geliştirip bu çaprazdaki zayıflığı kullanmak olacak. Rakibin de böyle F6 falan hani zar zor tutması lazım. Bakalım neler olacak oyunda. Bu piyonu da alabilirdik. Hani piyon avcıdan alabilirdik ama gerek yok. Direkt rakibin zayıflıklarının üstüne yürümek daha önemli. Zaten bu piyon duble. Tamam, çok mantıklı bir hamle yapmadı şu an. İyice bakın bu otoban oldu bu çapraz yani. Fil B2. Fille bu vezir şu an bu çaprazda yani. Tamamen hakimiyet bizde. Atı çekeceğim şimdi herhangi bir yere. Mesela bu piyonu yiyebilirim mantıklı. Oradan belki bu piyonu yiyip sonra atta bu piyona saldırabiliriz. Şah B2 rakip evet artık birazcık bocalamaya başladı. Hamle bulamadığı için doğal olarak. Ne oynayalım arkadaşlar? Şimdi at B5, E5, vezir F6. Ya da gerek yok ya. Alabilirim basit bir şekilde değil mi ben bunu? Niye vezir F6 falan hesap? Bunu yerse ben de bunu yerim yani. Ne gerek var hesaplamaya? Yedik bunu. Şimdi bunu almayı istiyoruz aslında. Sonra devamında bunu almak. E5 vurdu takdirde de bunu vuruyorum. Sonra kalelerimden birini E hattına geliyorum ve işte vezir F6, at D6 falan. Kolay bir şekilde oyunu kazanacağız sonra. Rakibin daha bu file yazık yani. Nereliymiş bu? Filipin bayrağı mı? Evet, Filipin bayrağı. İlk dedim. Çek Cumhuriyet demedim. Sonra orada bir şey yıldız gibi bir şey var. Şimdi burada nasıl kazanıyoruz? Bu da önemli bir soru. Kazanmış oyunu yani kazanç pozisyonu nasıl kazanacağız? Kalemizi C1'e gelelim. Peki bunun fikri ne? Bunun fikri çok basit. Vezirle şah çekip G7'den, şah E8'e gittikten sonra at C7 şah çekip, şah D7'ye gittikten sonra da D6 mat etmek. Yani atı C7'ye gelmek olayımız. Tamamen. Ve bu kalemiz A1'de çalışmıyordu. Bunu buraya getirdim.
Belki bunu F1'dekini E1'e getirip daha iyi bir kareye hani götürebilirim. At G8 yaptı. Bu hamle çok iyi değil. Çünkü Vezir G7'den sonra Şah E8, At C7'den sonra Vezir kaybediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Vezir çarpı C7. Allah, kaleci 2 premium yaptık. Vallahi giderdi oyun. Kaleci 7 premium yapacakken terk etti zaten. Tamam. Ve 1500'e büyük ihtimalle son maçımız şu an. Evet. Kazanırsak Pakistan mı bu bayrak? Aynen. Pakistan bayrağı. E4. Ülke bayraklarımla meraklı bir insanım. O yüzden tahmin etmeye çalışıyorum genelde hangisi geldiğinde. Rakibimiz geldiğinde yani. Evet. Ve 1500'e son maçımız. Büyük ihtimal bu bölümün son maçı olacak derken rakip Elephant Gambit galiba. Bu Fil Gambit'i mi? Öyle bir şey bunun İngilizce adı. Ama Türkçe galiba Türk Gambit'i mi diyorlar buna? Çok bir bilgim yok. Ama yukarıda gördüğünüz gibi Fil Gambit'i diye biliyorum ben. Fil D6. Şimdi burada bunu yeseydi D4 ile oynama devam edecektim. Yine bence D4 ile biz oyunumuza devam edelim. Merkez önemli çünkü bu oyunda. Tamam, şimdi burada birazcık fanteziye kaçsam aslında nasıl olur? Burada fil C4 çıksam, fil E5 alsa, vezir H5 gitsem nasıl olur acaba? Gidelim bakalım. Ver dedik filiye. Ama bir dakika, ben şeyi unuttum ya. Vezir H5, D4'u aldı. F7'yi aldım. Şah D8. Oynar mıyız orayı? Hadi oynayalım ya. Zaten nasıl olsa birazcık da eğlenmek lazım yani satranç oynarken diye düşünüyorum ben. Ver diyoruz bunu. Bunu da ver diyoruz. Vezir çarpı D4 alırsa bunu yiyeceğim. Şah D8'e bilmiyorum ne yapacağımı. Hayırlısı artık. Ya fil G5'ler falan bir sürü hamle var orada. Bakalım. Evet, Vezir E7 oynadı. Rakip de almadı. Şimdi bunu neyle isek? Piyonla yiyelim fili. Sonra fil F4 ile. Aa, bir dakika, Vezir. Tamam, korktum. Vezir B4 şah çekiyor da at D2 kapatıyoruz Allah'tan onu. Arada böyle şeyler oluyor. Tamam, değiştik fili. Vezir yiyecek tek hamlesi. At C3. Taşımı çıkmaya devam ediyorum. Ben bu varyantta bilmiyorum, bir şey yanlış yaptım gibi. Belki fil C4'e gerek yoktu. Acaba at C3 mü çıkmam gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor? Buna bir bakmam. Ya da at C4 niye oynamadım ki burada? Neyse, çok kurcalamayalım. Yavaş yavaş taşlarımızı çıkmaya devam edelim. At E4 alsam ne yapabilir ki? Düşünüyoruz. Big brain time. At E4 aldım. Fil F4 de çıkabilirim basit bir şekilde aslında. Fil F4 niye oynamıyorum ben arkadaşlar? Var mı fikri olan? Fil F4 oynayalım ya. Koruyalım piyonumuzu. Niye veriyoruz ki piyonu? Acaba G6'dan dolayı mı çekindim? Tak diye oynadı o eleman bu arada. Tamam, Vezir E2. Zayıfladı bu. Bakın şu an rakibin bu fili yok. Bizde bu var. Bu fil var. Birazcık sıkıntı yaratabiliriz rakibe. Zaten bunu alsa diyecektim. Ben de bunu alıyordum. Şimdi bu hamle bayağı bir ilginç yani açıkçası. Rok atsam, alsa bunu. Şah çeksem at C6 vezir B7 bayağı kötü gözüküyor. Atalım rokumuzu. Rakibe de uzun rok izin vermiyorum. At E'de oynaması lazım bence. Ona da belki H4 H5 oynayabiliriz. Parçalamak fikriyle. Ya da G4 sürebilirim belki. Tamam. Vezir B5 de oynayabilirim. Her şey var şu an gerçekten. Çok güzel gözüküyor pozisyon. Ama dikkatli olmamız lazım. Her an elden gidebilecek bir pozisyon yani. G4 sürsem kısa rok. Gf5, vezir F5. Fil G3, at E5. At E4. O da güzel gözüküyor. Hepsi güzel gözüküyor. Alsam gelse.
Abi F3 de sürebilirim ya. Gerçekten bilemedim şimdi. Ne yapsak ne etsek. F3 sürsem, vursam, H4 sürsem en mantıklısı bu gözüküyor. F3 sürelim. Rakibin merkezini parçalayalım. Alınca piyonlayacağım. Sonra H4, H5. Önemli bu, yapalım GF3'ü. Bu hamleyi hiç emin değilim bu hamleden. Alalım piyonu biz de. Soktuk kendini durduk yere. Niye böyle bir şey yaptı ki? 1550 oldu, işin olabilir, evet. Kısa rok var gerçi. Ama bunu yapma bak. Bunu taş kaybediyorsun. Nasıl bir şekilde? Vezirimin önü açılıyor. At gidiyor. Ve son maçımızın sonlarına yaklaşmış bulunmaktayız arkadaşlar. Seri hoşunuza gidiyorsa like atmayı unutmayın diyorum. Kanalımıza da hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki serimiz 1600 serisi olacak. Bakalım kaç dakika olmuş. İyi, 47 dakika. Çünkü yani bunu 1600'e kadar yapsaydım herhalde 2 saati geçerdi bu. Ya da yaklaşırdı. Adam taş kaybettiğinin büyük ihtimal yeni farkına vardı. Evet, şu an taş öne geçtiğimiz için vezirle bunu alabiliriz arkadaşlar. Vezirle mi alsak? Ama şah da zayıf gözüküyor. Ben fille alacağım o yüzden. Yani rakip bunu gelecek, ben de bunu geleceğim. Şah zayıf olduğu için böyle bir karar aldım tamamen. Yoksa direkt vezirleri değişin. Oyununuzu kolaylaştırın yani, prensipler gereği. Ama ben rakibe dalmak istiyorum direkt. Dalmak istiyorum demeyelim de hani mat etmek istiyorum. Daha kibar tabirle. Vezir C6. Sürdük G dördümüzü. Şimdi bu at buradan çekilince B hattı açılacak. Hemen nereden çekelim şahımızı? Çektik F2'den. Sonra veziri yine bakın. Yine bu çaprazı kullanıyoruz gördüğünüz gibi. Yine hemen vezir F6. Ver matı diyorum. Kale E5 oynayacaktır büyük ihtimalle. Kale E5, kale E5. Yine kale E7 mat istiyorum şu an. Boş durmuyorum. Kale F8 oynayabilir. Vezir E6 şah çekeriz ona bir tane. Şah. Evet, şah H8. Şimdi burada nasıl kazanalım? Vezir E7 oynayalım bir tane. Şah. Hemen kaleyi değişiyorum. Zaten kale öndeyim. Değişmem gerekiyor. Tamam. Ne yapalım? Bunu da yiyebilirim, değişebilirim. Bunu yesem herhangi bir şekilde şah çekip kalemi alamıyor, değil mi? Tamam, o zaman yiyebiliriz bunu. Saniyesi kaldı. Kale geridesin zaten. Şah. Kaleyi verdim. Sıkıntı yok. Atı alıyoruz. Şöyle pre-move yapayım kalede. Böyle mat etmeye falan çalışır. At öndeyiz zaten ve maç rövanş istiyor ama biz serimizin sonuna geldik arkadaşlar. 1503 puana ulaştık. Bir sonraki videomuz 1600'e çıkma serisi olacak. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki seri 4. bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.